Sevgili gençler merhaba. Bugün sizlerle komünite ekolojisi ve popülasyon ekolojisi ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Hemen isterseniz ilk sorumuza bakalım. Ekoton bölgeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi e, isterseniz öncüllerimizi incelemeden önce ekoton nedir hatırlayalım. Bildiğimiz gibi doğada çeşitli popülasyon grupları vardır. Topluluklar aynı türe ait canlı gruplarına ne, ne diyorduk? Popülasyon. Şöyle gösterelim. Bu popülasyonların toplandığı alanlar vardır ve burada bu alanlar komünite olarak adlandırılır. Şimdi komünite olarak adlandırılan bir bölgenin yan tarafında farklı bir komünite daha olabilir. Burayı da şöyle gösterirsek şöyle yapalım. İki komünitenin kesişim noktası vardır. Bu kesişim noktalarında her iki komüniteden de canlılar yer alabilir. Yani burada bulunan çeşitli popülasyon gruplarına ait canlılardan buraya da geçenler olabilir. Buradan bir tane şuraya geçmiştir. Şuradan bir, bir iki tane buraya geçmiştir. İşte bu aradaki kesişim bölgesi biz bu bölgeye ekoton diyoruz. Komünitelerin kesişim bölgesi kısaca. Peki bakalım şimdi öncüllerimizde bunlarla ilgili nasıl bilgiler verilmiş? Hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Tür çeşitliliği fazla mıdır? Evet tür çeşitliliği Buna A komünitesi dersek buna B komünitesi diyelim. A komünitesindeki canlıların haricinde B komünitesinden de canlı türleri gelebileceği için bu nedenle ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. 2. Yaşam şartları daha zordur. Evet, neden? Çünkü mesela A komünitesindeki belli bir yaşam şartları vardır ve o popülasyonu oluşturan bireyler o yaşam şartlarına alışkınken burada ekoton bölgesinde daha farklı yaşam şartları olabilir. Bu nedenle daha zordur. 3. Madde döngüleri yavaştır demiş. Şimdi isterseniz dördüncü maddeyi öncülü açıkladıktan sonra üçe şöyle dönüş yapayım daha iyi anlarsınız. Türler arası rekabet oranı yüksektir demiş. Ekoton bölgelerinde evet farklı türler bulunduğu için bunlar arasındaki rekabet oranı yüksek olduğu için ölüm oranları da fazla olur. Bundan dolayı şimdi dönüyorum üçüncü öncüle. Madde döngüleri yavaş değil, aksine daha hızlı olması gerekir. Çünkü ölen birey sayısı daha fazla oluyor. Burada da bildiğimiz gibi doğada madde döngüsüne katılıyor ölen canlılar. Bu nedenle madde döngüleri yavaş değil, hızlıdır dememiz lazım. Bu durumda doğru cevabımız 1, 2 ve 4'ün yer aldığı E seçeneğidir diyoruz. Evet, bir başka sorumuzla hemen devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. Komünitedeki türler arasında beslenme ilişkileriyle birlikte ekolojik nişlerini yerine getirebilmek için görülen yaşam ilişkileri de mevcuttur. Türler arasındaki bu yararlı, zararlı ya da nötr ilişkiler bütünü simbiyotik ilişkiler olarak adlandırılır. Buna göre simbiyotik ilişkilerden hangileri zararlı birliktelikler olarak değerlendirilebilir diye sorulmuş. Evet, simbiyotik ilişkiyi anladık. Doğada yaşadığımız ortamda ikili ilişkilere baktığımız zaman bu ilişkilerden bazıları yarar görürken bazıları zarar görebiliyor ya da hiç etkilenmeyebiliyorlar. İsterseniz hemen hatırlayalım. Birinci öncülümüzde mutualizm var. İsterseniz şöyle yazalım. Bir, mutualizmde nasıl bir ilişki var? Mutualizmde şöyle gösterirsek daha iyi anlaşılabilir. Artı artı. Bu ne demek? Karşılıklı yarar sağlayan iki canlı vardır. Bunların birlikteliğinde iki taraf da birbirinden yarar sağlıyordur. Doğada bilinen en e, bilinen örneği hangisi? Likenler. de alg ve mantar birlikteliğinde biri diğerine kökleriyle su sağlarken diğeri de fotosentezle besin yaparak diğerine besin yolluyor. Yani karşılıklı bir yarar var. Evet, ikinci olarak burada bir zarar görmüyoruz. Bize soruda e, hangileri zararlı birliktelik olarak değerlendirilir dediği için birinci de zarar yok. İkincisi kommensalizm. Kommensalizm neydi? Burada artı sıfır olarak belirtelim. Yani bir taraf yarar sağlarken diğer taraf bundan ne yarar ne zarar görüyor. Hiçbir şekilde etkilenmiyor. Buna da isterseniz yine örnek verelim. Köpek balıkları üzerinde gezen Romeo balıkları var. Bu balıklar köpek balığının üzerinde hem yer değiştiriyor hem de köpek balığının yediği besinlerden artıkları alarak besleniyor. Burada köpek balığının hiçbir zarar görmüyor. Yani sıfır nötr diyoruz. Burada da bir zarar yok. Üçüncü olarak neymiş? Parazitizm. Parazitizmde bir taraf yarar görürken diğer taraf zarar görüyor. Biliriz zaten hani parazit olma diye bir tabir var. Burada bir taraf diğer tarafı sömürüyor. Mesela bağırsaklarımızda yaşayan kurtları ya da solucanları da düşünebilirsiniz. Onlar kendileri için uygun bir yaşam alanı oluşturup bizim yediğimiz besinleri tüketirken kendine yarar sağlıyor. Ama aynı zamanda bize zarar vermiş oluyor. Burada var. O zaman üçüncü öncülümüz olacak. Dördüncü olarak amensalizmde. Burada da bir taraf etkilenmezken diğer taraf zarar görüyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Mesela mandalar otlaklarda yürürken e, orada birçok böceği eziyor. Bakın böcek zarar gören taraf ezildi. Ama manda bundan etkilenmiyor. Bu durumda dördüncü öncülümüzde de zarar görme var diyoruz. Ve bize zaten soruda hangileri zararlı birliktelik dediği için 3 ve 4'ün yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız. Müzik Hemen bir diğer sorumuza bakıyoruz. Bir popülasyonun büyüme hızının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Grafiğimizi incelediğimizde burada bir büyüme hızı, zamana bağlı büyüme hızı grafiği olduğunu görüyoruz. Hemen birinci öncüle bakalım. T1 aralığında birey sayısı sabit hızla artmıştır. Evet T1 aralığında doğrusal bir artış mevcut. Bundan dolayı da Grafikteki çizgimiz isterseniz hemen grafiğimizi de şuraya bir tekrar çizerek burada anlatmış olayım. Doğrusal bir artış var ve buradaki birinci öncülümüz sabit hızla artmıştır ifadesi doğrudur. İkinci öncü de t2 aralığında birey sayısı artmıştır. Evet burada da görüyoruz birey sayımızda zaten bir artış var. Bu durumda büyüme hızı da artmış diyebiliriz. Üçüncü öncül t3 aralığında büyüme hızı azaldığı için Birey sayısında artış görünmez ifadesi. Şimdi e, incelediğimiz grafik neydi arkadaşlar? Büyüme hızı grafiği. Şimdi birey sayısı e, grafiği değil. Burada en çok hata yaptığınız nokta burası olabiliyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Üçüncü öncülü tekrar okuyorum. T3 aralığında büyüme hızı azaldığı için birey sayısında artış görünmez diyor. Tamam büyüme hızı azalıyor. Büyüme hızı azalabilir ama büyüme hızının azalması demek birey sayısının artmadığı anlamına gelmez. Sadece şöyle e, düşünelim: 1000 tane birey artarken, şurada diyelim 1000 birey artarken, burada 5000 birey artmış. Ha bu düşme hızı büyüme hızına aittir. Buradaki birey sayısı da diyelim 200'dür. Ama bakın birey artıyor hala. Bu nedenle üçüncü öncülüdeki yorumu yapamayız. Bu durumda bizden hangileri yapılabilir diye sorduğu için. Bir ve ikinci öncüllerimizin yer aldığı C seçeneğimiz doğru cevaptır diyoruz.